Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Hürmetli Müslüman brotherler, Allah subhanahu ve teala sizden razı olsun. Amin ya rabbil alemin. Bugünkü bizde mavzuyumuz ata-analar doğrusu. Musafir yurtta yurgan Müslüman brotherlerim bunu eşitip koysun. Bu cüdeyem zarur. Elhamdülillah hazır kimde ata-anası tirik bilsa, Allah subhanahu wa ta'ala yanayım umurlarına umur besin. Barakalı kısın umurlarına. Ve kimde otanası olsa dert döşek diyor ki misal Allah ulaga şifa versin. Ve otanalarında Allah ta'ala beytiga çakırsın. Amin ya Rabbil alemin. Lekin bazı bir ota onalar, kuşturnuk içindeki ota onalar köp farzantlarına zulüm kılışken. Zulüm kandı. Farzantlarına ak kılışken. Ya men senden narazımen deydi. Ve köp farzantları özlerinin uylarına bora olmay, Rossiya'dan dünyanın kayırda bulsa, işte mazlum bulup yaşayıp yürüyüşüptü. Ota ona menden narazı bulgandı. Şimdi kele şu mavzunu sizlere bir oydinlik kırıttırsam. Orta Asya'da bana şu ameller köp buladı. Ota onamız, agar farzantlarını, agar ota onalar özlerinin farzantlarını günahlıkka buyursa itaat kılınmaydı. Mavzu şu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eytediler ki La ta'atan lil mehlukin fi masiyetin el khaliq. El-Şeyh Albani rahimallah bu hadiste sahih de hukum çıkarganlar. Şimdi subhanallah hürmetli Müslüman radarlarım. Mana şu hadiste mazlarga çıraylıkını düşündürüp veremem. Nima deyapti Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Bu hadiste manosu ki, itaat kılınmaydı agar mahluk Allah'a günah kılışlıkka buyursa. Düşündüleriyim mi? Endi subhanallah. Bu kandı. Biz ota-onamızda yaxşı görəmiz. Elhamdülillah. Biz ota-onamızga yaxşı muamele kılışımız kerak. Baqırışımız gerek emas. Lekin bazı bir ota-onalar judayam xato iş qilishadi. Siz namoz o'qiysiz, sizda ota-onangiz norozi bo'ladi. Siz hijob kiymoqsiz, ota-onangiz sizga qarshilik qiladi. Yo bir xil onaxonlarimiz Alloh hidoyat qilsin, kelinlarini urdiradi o'g'liga. Agar shu kelinni urmasang dedi, men seni oq qilaman dedi. Men senden naraziman dedi. Bu larda itaati kabul kılınmaydı. Çünkü günahlik kabar yaptı. Ya bir kıl oteler, menga bugün arağı dopke vermesen, men seni oğlum demeymen, men senden naraziman dedi. Bu günahlik kabar yaptı. Bu larda itaati, yani mana şu o kıldım diganları kabul bölmeydi. Sizlarga ana shunday tushuntirib beraman. Yana bir xil insonlar bor, agar oilasini boshqa erkak bilan ushlasa, u o'g'illariga zulm qiladi. Agar men sanlarni ko'rsam, onangni urug'i bilan, xolalaring bilan, tog'alalaring bilan agar gapirsalaring, men sizlardan noroziman. Men sizlarni oq qilaman deydi. Bu gunoh. U farzand, u onasi gunohkor bo'lgan. Lekin farzandda nima aybi bor? Ona gunohkor bo'lsa ham, farzand onaga yaxshilik qilish kerak. Ularda oqlari qabul bo'lmaydi. Hozir bizda musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarimiz mana shu taraflama ko'plari zulmdan ketib o'rgan. Agar dadasi oq qilgan bo'lsa, arzimas narsaga, ya'ni Qur'on va sunnatga to'g'ri kelmagan narsalarga farzandlarga oq qilib o'rgan. Qaysi bir onaxonlarimiz kelinlarini urdirib, agar xotiningni urmasang, agar mana shu uydan chiqib ketmasam men sendan noroziman, seni oq qilaman deydi. Bu ham qabul bo'lmaydi bularni bu amallari. Bir xil onaxonlarimiz o'g'lim ana u qabristonga borib qo'y so'yamiz. Men niyat qilib qo'yganman. Agar o'g'li yaxshilikni tushunsa, ona eqib borishlik mumkin emas. Gunoh qabristonda ish chiqarish mumkin emas desa. Yo'q, agar shu ishni qilmasang, yo agar qilmasak, men sendan noroziman, seni oq qilaman deydi. Bularda ham
oqlar qabul bo'lmaydi. Bizda ko'p onaqonlar mana shunaqa xato bilan o'g'illariga oq beradi, yo'q seni norozi, men sendan noroziman deydi. Ularni bu amallari qabul bo'lmaydi. O'shaning uchun musulmon birodarim, onangiz johilni namoz o'qimaydimi? Siz ularga yaxshi muomalada bo'ling. Alloh hidoyat qilsin undaqa ota-onalarni. Ular hozir gunohga botishgan. Lekin siz yaxshilik qilavering. Hozir sizda ota-onangiz namozdan qaytarsa, siz namoz o'qivering. Sizni hijobdan qaytardimi? Hijobni o'rab yuravering. Faqat ularga yaxshi muomalada bo'ling. Qattiq gapirmang va duo qiling. Alloh hidoyat qilsin mana shunaqa musulmon birodalarimizni. Alloh taolo yana ham bizni mavzularimizga fayz baraka bersin. Va shu gaplarni aytmoqchimanki, hurmatli musulmon birodarlar, ihson to'g'risi sizlarga mavzu qilgan edim. Sizlarga aytib boraman degan edim. O'shanday turibdi pul. 1100 dollar turibdi. Ko'paygan ham yo'q, kamaygan ham yo'q. Alloh subhanahu va taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Kim ihson bergan bo'lsa, subhanalloh qiyomat kuni inshaalloh o'sha oilani ko'radi bi iznillah va inshaalloh tushgan pulni men o'sha oilaga jo'nataman. Bu meni bo'ynimda omonat va kim bergan bo'lsa, inshaalloh qiyomat kuni ko'rasizlar. Kartam turadi, oxirgacha bersalaring, tushgan pulni o'sha oilaga jo'nataman. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li.